Herkese merhaba. Bu arkamda görmüş olduğunuz ve birazdan videoda göreceğiniz yapıların hepsi Kapadokya'da değil arkadaşlar. Bunların hepsi Kula bölgesinde, İzmir'e çok yakın, Manisa'ya bağlı bir alanda. Burası jeolojik bir milli park. Bu milli parklardan 3 tane veya 4 tane var yanlış hatırlamıyorsam bu bölgede. Ben onlardan bir tanesindeyim. Hep seyahatlerimde gelip geçerken burayı görüyordum ama ha bugün ha yarın derken hep ertelediğim bir yer oldu burası. Bugün de dedim fırsat bu fırsat, gideyim birazcık dolaşayım. Şimdi buradaki halkın ve yakın çevrenin Kuladokya olarak bildiği Kula'daki peri bacalarını dolaşacağım. Biraz önce burada bir görevli vardı. Dedi ki hazır buraya gelmişken peri bacalarından sonra yaklaşık 3 kilometre ileride eski bazalt sütunları var. Onu da mutlaka görün dedi. Ve onun tavsiyesiyle peri bacalarını dolaştıktan sonra bazalt sütunlarını görmeye gideceğim. Oradan da eğer zamanım olursa yetişirsem eski kula evlerini göreceğim. Tarihi kula evlerini ve ondan sonra işte Sardes tarafından bir aksilik olmazsa çok da geç saate kalmadan geri döneceğim. Şimdi hep birlikte gelin Kuladokya peri bacalarını gezelim. Bu arkamda görmüş olduğunuz vadi Homo Erectus Vadisi. Bu vadinin özelliklerinden bir tanesi yaklaşık olarak 1 milyon 240 bin yıl önce Homo Erectus'ların yaşadığı dönemde yapmış oldukları el aletlerden birkaç tanesini bulmuşlar. Bunu kanıtlamışlar. Bu vadi bu özelliği taşıyor. Vallahi aynı Kapadokya gibi şahane görünüyor arkadaşlar. Zaten peri bacaları burada da var. Her tarafta peri bacalarını görebiliyorsunuz. Çok değerli bir vadi. Çok da güzel görünüyor. Hava çok ciddi sıcak. Şu anda yaklaşık 44 derece diyor. Ekim ayının 5'indeyiz, 6'sındayız. Ama 44 derece hava sıcaklığı var. İnanılmaz sıcak. O yüzden ben böyle kısa kısa gezintiler yapıyorum. Fazla durmuyorum çünkü burada gölge bulabileceğim bir alan yok. O yüzden pişiyorum arkadaşlar, bildiğiniz gibi değil. Hem buraları görüyorum hem size göstermeye çalışıyorum. Böyle kısa kısa idare edeceğiz. Peri bacaları kısmını geçtikten sonra sıradaki durağım bazalt sütunları. Şimdi bazalt sütunlarını görmek için yaklaşık bir 3 kilometre ileriye doğru devam ediyorum. Motosikleti bıraktım. Bazalt sütunlarına yol üzerinden yürüyerek 500 metreymiş. Böyle bir yürüme patikası yapmışlar. Şimdi oradan yürüyorum. Şurada su var. Önce bir su içeyim. Çok susadım ve çok sıcak hava. Gidelim görelim bakalım. Oh, buz gibi suyla elimi yüzümü yıkadım. Rahatladım vallahi. Yolun güzelliğine baksanıza, şahane değil mi ya? Valla ben bayıldım buraya. Çok güzel bir yürüme patikası yapmışlar buraya. Sağı solu kapalı. Valla gölgeler içerisinde yürüyorsunuz. İnanılmaz güzel. Helal olsun valla.
Nefes nefese kaldım. Yaklaşık 500-600 metre ilerledikten sonra bazalt kayalarına geldik. Vallahi çok ilginç görünüyor. Bakın şuradan da bakın. Şöyle iyice dibine kadar yanaşmak istedim. Hoppa. Bakın. Hepsi böyle böyle kayalar. Çok güzel bir oluşum. Her yerde sincap var bu arada. Oh, baksanıza güzelliğe. Bazalt kayalarını da ziyaret ettikten sonra şimdi Kula merkeze doğru gidiyorum. Bir Kula evlerini görmek istiyorum. Ondan sonra da diğer jeoparka gitmek istiyorum. Çünkü saat şimdi 4 oldu benim. Kula merkeze gidişim nereden baksanız 4.30-5'e çeyrek kala. Birazcık orayı gezip diğer jeoparka baktığım zaman zaten günü tamamlamış olacağız. Kula'ya kadar gelmişken meşhur tarihi Kula'nın evlerini görmeden gitmek olmazdı. Şimdi bu arkamda görmüş olduğunuz evler, bu sokak hepsi tarihi Kula evleri. Toplamda 1050 adet var bunlardan tescillenmiş olarak ve hala dimdik ayakta duruyorlar. Bakın çok şirin bir kafe buldum. Şimdi burada bir oturayım, bir meşhur Kula sodası içeyim. Şimdi bu tatlı Kula evlerini bir gezelim. Birazcık müzik var. Telif yiyeceğiz ama bakalım olsun. Ayakkabıları çıkartıyoruz bu arada. İçeriği öyle geziyoruz. Eskiler ne kadar keyifli yaşamış bu evlerde. Şimdi hepsi tarih olmuş. Toplamda daha önce de söylemiştim, 150 tane Kula evleri var böyle kayıtlı olarak. Ve burası da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Oldukça güzel. Şimdi burası bir kafe. Burada bir şeyler içtim. Şimdi tekrardan yola çıkıyorum. Sokaklarda birazcık dolaşıp zamanı da fazla geçirmeden diğer jeoparka gidip oradan da İzmir'e geri döneceğim.
Günün son noktası Divrit Yanardağı'ndayım arkadaşlar. Burası Avrupa'nın ve UNESCO'nun tescil edilen tek jeoparkı olma özelliğine sahipmiş. Şimdi size direkt internetten okuyacağım. Diyor ki, pek çok jeolojik, jeomorfik doğal yaşamı barındıran ve yerden 100 metre yüksekliğindeki Sandal Divlit, Türkiye'nin en genç volkanları arasında yer alıyor. Minyatür yanardağın volkan krateri, günümüzden yaklaşık 15 bin yıl önce Kula volkanlarının son püskürmesiyle oluşmuş. Şimdi, inanılmaz sinek var bu arada, aşırı derecede. Şimdi size yolu göstereyim. Şöyle bir ağaçtan, ahşaptan bir tırmanış yolu yapmışlar. Bu yaklaşık 650 metre ile 800 metre arası ve yanardağın en tepesine kadar çıkıyor. Ama oldukça dik arkadaşlar. Şimdi açıdan dolayı pek dik gözükmüyor ama inanın ben daha yarısına gelmedim. Nefes nefese kaldım. Yani çok ciddi dik. Buraya geldiğinizde, görmek istediğinizde bu yürüme mesafesini de lütfen hesaba katın. Ona göre temkinli gelin ve dinlenerek çıkın. Benim gibi güneş batıyor. Günü kaçırmayalım diye koştura koştura çıkmayın. Hadi bir çıkalım bakalım tepeye. Ne varmış görelim. Oh! Nefes nefese kaldım. Bakın. Böyle kıvrılıyor. Buradan devam ediyor yukarıya doğru. Nihayet tepeye ulaştım. Vallahi öldüm bittim arkadaşlar ya. Burası ya çok fazla aslında görülecek bir şey yok yani. Buradaki lav kalıntılarını görüyorsunuz. Bakın zaten bundan ibaret. Yeşillik olduğu için her tarafı kaplamış. O yüzden aşağı inmeden net göremiyorsunuz ama aşağı inmek de tehlikeli. Hiç gerek yok öyle bir aksiyona. Şimdi bu köprü böyle komple yukarı kadar devam ediyor. Ben bir bakayım. Vallahi öldüm yorgunluktan. Ah. Birazcık daha erken gelseydim böyle dinlene dinlene çıkardım ama şimdi karanlık çökecek artık. Gün erken bitiyor. O yüzden karanlığa kalmadan dedim ki bir an önce geleyim. O yüzden böyle dinlenmeden yukarı çıktım. Öldürdü beni, öldürdü. Aynı zamanda buranın çok güzel panoramik bir manzarası var. Yani şu manzarayı izlemeye değer. Gerçekten güzel. Şurada bir iki tane böyle ufak mağara var. Lavların oluşturduğu. Çaktırmadan buraya girdim ama şöyle kaymadan dikkatli dikkatli. Bir bakayım ulaşabileceğim mi? Evet. Bakın şöyle çok ufak. Lavların oluşturduğu bir mağara burası. Aman düşüyordum ha. Tabii içerisi çöp içinde arkadaşlar. Bakın sırf lav kalıntıları. İçeride örümcek ağları. Böyle ufacık bir mağara burası. Kokuyor da. Normalde şurada çitler var. Çitleri aşamıyorsunuz ama kimse olmadığı için dikkatli dikkatli açtım artık. Yapacak bir şey yok. Küçük volkan turumuzun da sonuna geldiğimize göre bana artık İzmir'e dönüş yolları gözüktü. Kısacık güne bayağı çok şey sığdırmaya çalıştım. Benim için oldukça keyifli bir geziydi bugün arkadaşlar. Böyle dolu dolu günü değerlendirdim diyebilirim kendi adıma. Umarım siz de izlemiş olduğunuz videodan keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız ve hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna basmaktan çekinmeyin. Bir de kanala abone olursanız tadından yenmez. Bir sonraki videoda tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.